Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz. Gaz basıncı 2 ile devam ediyoruz. Barometreden bahsetmiştik. Açık hava basıncını ölçen civalı Torricelli tarafından yani bulunan yapılan barometreden bahsetmiştik. Ama bu barometrelerle civalı barometrelerin kullanım alanlarının sınırlı oluşu taşıma zorluğu nedeniyle yani sonuçta bir yerde böyle cebine koyup götüremiyorsun. Ancak aneroid deniyor buna barometre diye bir şey var bunu bu şekilde bu hale getirebiliyorsunuz. Hatta böyle ofislerde, evlerde insanlar buradaki açık hava basıncının ne olduğuna bakarak yani yağmur yağacak mı, yağmayacak mı bunu bile anlıyorlar. Haberiniz olsun. Yani öyle bir muhabbet var. Bakın hatta şuralarda 1010 yazıyor falan bu civarlarda. Ortam yani bir yüksek basınçta yağmur yağmaz arkadaşlar. Yağmur yağacağı zaman basınç düşer. Yani haberiniz olsun böyle bir baş ağrısı falan yapar yani böyle he, yağmurdanmış havadanmış falan denir ya. Yani sonuçta kulağa etki ediyor, başa etki ediyor, denge merkezine etki ediyor. Basıncın düşmesi de işimize gelmiyor tabii. Neyse aneroid barometre denen böyle bir arkadaş var. Ne peki bu? Bunun tabii kesitini öyle çizmedik. Yani yapma yapamadım yani çok detay bir şey var. Bu barometrenin içerisinde bir vakum odası var. vakum odası dediği bir, bir yer var yani şöyle diyeyim. Mesela şöyle öyle bir alan düşünün tamam mı kesit olarak veriyorum bunun üzerine gelen basınçtan dolayı yani bunun şekli değişiyor ve hava basıncındaki bir değişim vakum odasını etki ediyor bu şeklini değiştiriyor içeride bir yerde bu da bu harekette bir düzenek sayesinde ibreye yansıtılıyor bu da burada dönüyor işte böyle bunu dijital bile gösteriyor mesela saatlerde var saatin yanına bakıyorsun mesela şöyle bir şey var saatin yanında böyle iki üç tane çizik var böyle tamam mı oradan böyle delik yani resmen yani oradan hava giriyor arkadaşlar. Hava basıncını ölçüyor. Orada minik bir aneroid barometre var. Sana yani işte bulunduğun yüksekliği söyleyebilir. Hava basıncını söyleyebilir. Ona bağlı olarak hava basıncına bağlı olarak yağmur yağmay yağıp yağmayacağı konusunda tahminde bulunabilir. Bunları yapıyor saatler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani o arkadaşlar daha pratik oluyorlar. Tabi taşınabilir oluyor. Mesela dağcılar aynı şekilde kullanıyor. Dalgıçlar benzerini kullanıyor. Yani bu, bu yapı bu teknoloji birçok yerde kullanılıyor. Peki nerelerde kullanılıyor? Yani bu basınç ölçme işi nereye kadar? Barometre ile başladık. Sonra da aneroid tip dedik barometre. Hani günlük hayatımıza girmiş haliyle. Altimetre diye. Bak mesela alti, altitude diyoruz ya mesela işte tutum, konum, hani duruş falan diyormuşum. What's your altitude? Yani senin yaklaşımın ne bu olaya yani? Senin tutumun nedir gibisinden. Evet öyle de düşünülebilir. Ama neyse uzatmayalım. Altimetre dediğimiz bir arkadaşımız var. Bir çeşit aneroid barometredir. Zaten söylemiştik. Yükseklere çıktıkça atmosferin seyrelmesi ve açık hava basıncının düşmesiyle ya da deniz kenarına doğru giderken tam tersi ilkesine göre çalışır. Deniz seviyesine göre yüksekliği gösterir. Uçaklarda kullanılıyor, dağcılar kullanıyor. Ve tabii bunu gösterirken hava basıncını sonuçta şöyle demiyor sana işte bak 1000 oldu 800 oldu bilmem ne oldu falan diye göstermiyor. Bunu adam neyin ne olduğunu biliyor yani şu basıncın hangi yükseklikte yani gerçekleştiğini bildiği için onun karşılığı olan metreyi gösteriyor sana. Bu altimetre çok enteresandır. Genelde uçaklar uçaklar böyle düşerken filmlerde gösterir. Böyle küçük saat gibi bir şeydir tamam mı? Sürekli böyle döner. Böyle sayı giderek küçülür yani bak düşüyorsun gibisinden. O işte altimetre arkadaşlar. O sesten anladınız zaten. Benim çizmeme gerek yok biliyorum. Şimdi bir de batimetre. Nasıl aklımda tutacağım bunları? Hani altitude falan böyle İngilizce geyiği yapmamın sebebi aslında o akılda tutmak anlamında. Batimetrede batıyoruz gidiyoruz yahu. Batmak bak bat. Batmaktan gelsin. Bu da deniz altındaki derinlik. Yani sen göle dalıyorsan göl tabii fark etmez. Yani deniz altındaki derinliği ölçmeye yarayan aletlere batimetre diyoruz. Dalgıçlar kullanıyor, denizaltılar kullanıyor. Bilimsel araştırma yapan su altında çok çok derinlere dalan özel küçük minik denizaltılar da var. Batiskaf deniyor hatta çok enteresan bir adı vardır. Onlarda da kullanılıyor. Daldıklarında basınç değişiminden derinlik belirlenebiliyor. Burada yalnız şöyle bir şey yapacağım. Dalgıçlarda vurgun olayı vardır arkadaşlar. Şimdi derinlere daldıkça dış basınç acayip şekilde artıyor. Buna bağlı olarak da soluduğumuz havadaki bazı gazlar ki bunların başında azot var. Yani kanımızda çözünüyor. Basıncın çözünürlüğe etkisi var. Basıncı artırırsanız çözünürlük artıyor. Yani çok kimyaya girmek istemiyorum ama böyle bir olay var. Yani giderken tabi yavaş yavaş gidiliyor da dönerken böyle biraz daha hızlı çıkabiliyor bazen tecrübesiz dalgıçlar diyeyim. Yani ilk deneyimleri olan arkadaşlar. Onlar da yukarıya doğru çıkarken bu azot kazı birden damarın içerisinde yani ne oluyor? Gaza dönüşüyor. çözülmüştü ya tekrar gaz haline geçiyor. Ama kan dolaşımı sistem olarak kapalı bir sistemdir. Gazmaz yoktur yani. E şimdi senin damarlarında hava kabarcığı dolaşırsa, bu hava kabarcıkları beynine, ciğerlerine oraya buraya giderse, sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. O zaman da ne olacak? Yapacak bir şey yok. Yani sıkıntı vurgun yedi deniyor adama. Vurgun yiyince de onları özel basınçlı odalara alarak, eğer şansımız varsa normale döndürmeye çalışıyoruz. Evet devam edelim. Tor içi elli deneyinden kurtuluş yok arkadaşlar. 9. sınıftan bir vatandaşla kılcallıkla karıştırılmamasını... E, talim terbiye, Milli Eğitim Bakanlığı ne diyorsanız belki de ÖSYM e çok istiyor. Aman diyor karışmasın diyor. Şimdi normalde bunun tepesi açık olsa e, siz burada bu suyu tutamazsınız. Tutamazsınız yani direkt öyle. hop bundan bir olur. Ama kılcallığı inceleyebilmemiz için burada çok ince, çok ince sıvının yükseldiği yer. Hani ben böyle görünsün diye böyle yaptım. Neredeyse buna yakın. Çok ince borular bunlar. Yani neydi bu? Sıvıyla cam tüp mesela arasındaki adezyon kuvvetiyle hani birbirini tutma yapışma diye de isimleri vardı ya. Bu tabi yapışma hani başkasına yapışıyor gibi. Bunun adı havalı adı adezyondu. Yani sonuçta adezyon sayesinde tutunup yükseliyor burada. Buranın açık olması hiç önemli değil. Burada açık hava var burada açık hava var hiç önemli değil. Bu incecik bir boru olduğu için bunu adezyon halledebiliyor. Yani sonuç olarak bunun tepesi kapalı bunun açık kesit alanı önemsiz, şekli önemsiz, kalın ince fark etmez. Ama burada ince tüpler olacak. Tamam. Sıvının öz kütlesi önemli. Çünkü ben burada P0 yazdığımda şuraya da mesela HDG basınç var dediğimde buradan gelen basıncı HDG diye yazıyorsun ya. Burada D var ya, öz kütle var. Öz kütle büyük olursa sıvı böyle durur. Ya da tam tersi. Sıvının öz kütlesi önemli. Burada hangi sıvı olduğu önemli değil. Yani sonuçta sıvı için adezyonun kohezyona göre güçlü olması önemli. Hani başkasına yapışacaksak, başkasına bulaşacaksak, ıslatacaksak, burada yükseleceksek adezyonun güçlü olması bizim için yeterli. Tamam. Yükselme adezyona bağlanıyor. Yani öz kütlenin önemi yok dedik. Ha Pardon bu ikinci satır olmuş. Burada da yükselme P0'a bakıyor. Yani sonuçta bu basınç ne kadar çok olursa burada da yükseklik ona göre çok oluyor. Veya tam tersi. Tüpün malzemesi önemsiz. Neyden yapıyorsan yap. Açık hava basıncını test ediyoruz. Ama burada... Sıvı ile tüp arasında adezyon kuvveti gerçekleşiyor ya hani sıvının hangi malzemeye tutunmaya çalıştığını, yapışmaya çalıştığını önemsiyoruz. Ona göre de adezyon kuvveti değişiyor. Bu ikisinin karıştırılmamasını özellikle yeni müfredatta istemiş yani Milli Eğitim Bakanlığımız. Şimdi efendim geldik kapalı kaplardaki gaz basıncına. Süper. Atmosferdeki gazlar ağırlığından dolayı basınç yaparken kapalı kaplardaki gazlar taneciklerinin çarpmasıyla oluşan basınç etkisine göre değerlendirilir. Çok büyük bir ağırlığı olmadığı için önemsenmeyecek kadar azdır. Bir de burada bir de burada tabi ideal gaz diye bir şey yok ama bunu da yazdım böyle utanmadan ama yani biz bak fizikçiler olarak fizikçiler adına ya da ben kendi adıma diyeyim. Biz öyle kimyacılar gibi gaz falan bilmem. Yani gazlar diye ünite var onlarda kocama. Ama bizim anlattıklarımızda anlatmazlar. Bizim gibi de çözmezler. Değişik bulurlar. Şimdi oralarda arkadaşlar yani bizim inceleyeceğimiz gaz basıncı tadında soru çok çok özel değilse yani çözünürlüğü patlatıyoruz. Yani gazların sıvıdaki çözünürlüğünü yok sayıyoruz. Sıcaklık değişimini çoğu zaman yok sayıyoruz. Bunu da boş ver diyoruz. Bu zaten sabit. Hep belirli bir molekülle çalışıyoruz. Hani mol sayısıdır, şudur, burdur, çözünürlüktür, bilmem nedir. Yani bunları boş ver diyoruz. O zaman sana ne kalıyor? PV kalıyor bu pv'nin sabit olması g'yi üzerinden yola çıkıyoruz işte. Sabit. Sabit. Tamam mı? E o zaman da bu sefer hani iki durumu birbirine eşitleme hikayesi var. boyle Mario yasası. boyle Mario et de Nasıl yazılıyor bilmiyorum. Evet öyle bir şeydi galiba. P2, V2 böyle gidiyordun. Hani burada P var. Hacim V diyelim ki. Burada P2 var. Hacmi atıyorum 3V'ye çıkarmış. O zaman burası P bölü 3 oluyor. Yani bu kadar basitini de yapabilmeliyiz. Bunun üzerine soru soracağım ben. Soru çözeceğim yani. Bunları yapacağız arkadaşlar. Hani gazı sıkıştırdığımız zaman basıncının ne olduğunu bir zahmet söyleyelim yani. Efendim geldik kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçen araca. Biz buna manometre diyoruz. Monometre değil manometre. Tamam mı? Ona karışmasına. Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölç M'ye yarar. Bir evet. Güzel. Böyle bir düzenek var şimdi. Gaz dokunduğu her yere aynı basıncı yapar. Bak tam burada P gaz var zaten basınç olarak. Şimdi bileşik kaplarda hizayı çekiyorduk. Aynı olanları atıyorduk. Hatırlayın. O zaman buradaki basınç da ne olacak? P gaza eşit olacak. Kim var? Dışarıdan bir kere p sıfır var. Bu bir. p sıfır var. Bir de burada sıvı basıncı var. HDG. Kim tarafından durdurulmuş? P gaz. O zaman P gaz eşittir. HDG artık labda böyle bir deney yapıyoruz. Bunu okumayı bilmeliyiz artık. Bu bir soru değil yani. Şimdi böyle bir durum var. Bunun boş olduğunu biliyorsan ne olacak? Aynı şey bak. Burada ne var? P gaz. Aynı olanları attık. Şunlar gitti. O zaman burası da P gaz. Şurada aynı noktada aynı basınç olacak. Boştu. Sadece kim var burada? HDG. O zaman P gaz eşittir. HDG. Güzel. Geldik bu tarafa. Aynı muhabbet var P0 vardı ucunu kapattı P üssü diye gaz basıncı attı fark etmiyor arkadaşlar burası P gaz aynı noktanın karşısına geçiyorum yine P gaz merak etmeyin bunların örneklerini ayrıca yapacağım sıvı basıncında o kadar soru çözdüm gaz basıncında çözmez miyim ya derya denizi yani yalnız bu hafta biraz geride kaldık e, itiraf edeyim mi burada bu video artık kim dinliyorsa şu anda. Pazartesi 29 Ekim'di. Ben nedense kendime tatil verdim. Nedenini bilmiyorum. Tatil verdim. Aslında salak salak bahçe işleri yaptım. Tatil vermedim, dinlenmedim ama farklı bir şey yapınca insanın hoşuna gidiyor ya. E oradan bir gün eksiğim var, bir gün sıkıntı var. Hafta sonunda misafir gelecek, annem giller gelecek. Bakalım ne olacak yani. Sözümüzü tutacağız. Merak etmeyin yani. Şimdi şikayet ettim ama önceden değil mi biraz? Tamam. P gaz burada. Buradan da P üssü var. Tamam bir de HDG var. Güzel. O zaman ben P gaz eşittir P üssü artı e, yavaş HDG yazabilirsem şuradaki HDG bir de P üssü var. İkisinin toplamına eşit oluyor. Yani standart e, manometreleri bu şekilde değerlendirebiliriz. Sorularını yapıcık. Şimdi basıncın hal değişimine etkisi. Güzel. Güzel. Basınç uyguladığınız zaman ekstradan ya da basıncı ortadan kaldırdığınız zaman donma noktasına veya erime neyse bunun adı. Ee, ya da kaynama noktasına müdahale ediyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. Hal değişimi olayını incelerken doğal olarak donma ve kaynama noktalarını e, ayrı ayrı inceleyeceğiz. Şimdi işte burada sıkıntılı olanlar neler? Büyük bir çoğunluk aynı özelliği gösterirken bazıları farklı özellik gösteriyor. Onlar da çok fazla değil. Bazı maddeler donarken mesela hacimleri artıyor. Şimdi bize küçüklüğümüzden beri şöyle öğretiliyor tamam mı? yani ben de çok sıkıştım mı şöyle hani bunun altına hani böyle katı yazıyorlardı hatırlıyor musunuz? Sonra biraz seyrek yapıyorlardı böyle. Şöyle yapıyorlardı. Sıvı diyorlardı. En son böyle yapıyorlardı. La 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 falan hani gaz. Giderek o moleküler yapı dağılıyor. Şimdi sen normalde bak bu tarafa doğru geliyorsun ya sıvıdan katıya geçerken donarken ne oluyor? Küçülüyorsun bak. Ama bazı maddeler donarken hacimleri artıyor işte. Sıra dışı olan bu. 50 tane yok bunlardan. E, üç tane örnek var mesela. Bunlardan bunu antimonla bizmutu hayatında gördün mü hiç yani? Yani değil mi? Yani sıkıntı var burada. Ama suyu, ama suyu üç halini de görüyorsun. Buzluktan buz çıkarıyorsun, içeceğini içine atıyorsun. E günde diyorsun ki iki litre su tüketmeliyiz. E çaydanlıkta su kaynıyor, çay içeceksin. Oradan buhar çıkıyor çaydanlıktan. Bunu da görüyorsun. Kendi vücudumuzun yüzde bilmem kaçı su. Dünyanın yüzde bilmem kaçı su. Yani bu kadar özel bir yapıya sahip, bu kadar özel bir davranış gösterirken suyun bu kadar çok olması da çok ilginç. Hani Allah'ın hikmeti diyorlar ya. Ya yani gerçekten bak burada zaten bak bilimi anladıkça birçok bilim insanı Allah'a daha çok inanır. Ben size söyleyeyim yani. Burada biraz şey oldu ama yani fikrimi söyledim yani. Herkesinkine saygılıyım. Artık yani herkesin inancı kendine diyelim. Yani bu konulara girmeyelim aslında evet. Neyse. İnsanı düşündürüyor yani öyle söyleyeyim. Su örneği üzerinden ilerlersek. Şimdi su örneğini e, tamam ilerletelim. Güzel. Şimdi dış basınç. Bak şimdi bunu sen ne yapacaksın? Şimdi dedi ki adam bize bak su donarken hacmi artıyor. Şimdi bu eleman bak şöyle şöyle yapacağım. Şimdi suyum ya ben donacağım. Bu tarafa doğru bak sıfır derece bu. Soğuğa doğru gidiyoruz. Donacağım genişleyeceğim. Müsaade etmiyorlar. Niye? Dış basınç var. Gitmiyorsun diyor adam. Genişlemeyeceksin diyor. Sıfırda donmayacaksın diyor. O da diyor ki yaparım lan diyor. Yaparım. Sıfırda yapamam belki ama biraz daha soğuyayım. Biraz daha kendime geleyim. Çatır çatır ayrılırım diyor yani. O olay mutlaka gerçekleşiyor. O da işte o sıfır derecede donacak olan suyun donma noktasını daha da eksilere taşıyor. Yani siz dış basınç yaparsanız suyu özellikle suyu konuşuyorum. Yani işte donunca hacimleri artan, hani ona dikkat. Evet, ee, yani genişlemesi için, donması için e, o dış basıncı yenmesi lazım sonuçta. Sıfır derecede yapamıyorsa o zaman eksilere doğru gidecek. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Dış basınç artarsa daha düşük noktalara doğru gider. Sıfır derecede donmaz da eksi 10 santigrat derecede donar. Böyle bir şey olur yani basıncı arttırırsanız başımıza bu gelir. Mesela buna hemen örnek veriyorum. Kar yağmış bir yol düşünelim. Sen kaldırımda yürüyorsun böyle patır kütür öyle hani o karın ezilme sesi vardır. Denk gelmeyenler bilemez kusura bakmayın. Ben de öyle küçüklüğümde bir iki kere gördüm ama asıl karı hani Ankara'da okumaya gittiğimde ODTÜ'de hani kampüste yurtta kalırken gördüm. Hiç bak bunu her defasında anlatırım. Yurtta kalıyoruz tamam mı? Saat 12'de kapıları kapatıyor oradaki görevli arkadaşlar. Biz dışarıda kartop oynuyoruz ama nasıl deli gibi oynuyoruz. En son hadi gelin içeriye falan diyor. Adam böyle çağırıyor tamam annem baban gibi. Geliyoruz. tabii yurda da yeni kaydolmuşsun ya daha yeni girmişsin yani. Yeni kar. ilk karı görüyorsun yani öyle söyleyeyim. Yani işte Kasım'da Aralık'ta ne zaman yağdıysa. Adamın ilk sorusu şu oldu bana. Sen İzmirli misin dedi. Evet dedim. Nereden anladım? Belli dedi. İlk kez kartopu oynadığınıza göre dedi. Böyle deli gibi dedi. Hani adam bile o anda yani nedense İzmirli misin diye yapıştırdı. Hani denizlili olamam yani. Aydınlı olamam. Ya da ne bileyim işte başka şehirlerde Muğla'lı falan filan öyle olamam. İlla İzmirli. Tamam. Böyle bir şeyimiz var. Şimdi e, devam edelim bakalım. Diğer tarafa doğru ne olacak? Şimdi peki basıncı azaltırsak ne olur? Şimdi ee, sen sıfır derecede donuyordun ya amaç neydi? Bu moleküllerin birbirinden uzaklaşması, daha rahat etmesi donma getiriyordu bizim için. Yani uzaklaşınca donmuş oluyordu. E şimdi sen dış basınç onları tutuyordu ya sen bunu sen bunu yapmazsan dış basınç yani sonuçta uygulamazsan adam çok çok öncesinde o ferahlamayı rahatlamayı yaşar. Yani sıfır dereceye kadar düşmesini hani böyle genişlemek için sıfır derecenin ona verdiği enerji, ona verdiği izne ihtiyacı kalmaz. Gider bunu atıyorum kafadan 20 santigrat derecede de yaşayabilirsin sen. Yani çünkü basınç azaldı. O zaman hani sıfır santigrat derecede su olarak dururken birden dış basıncı azaltırsak su moleküllerinin üzerindeki baskı azalır ve birden donar. E o zaman sıfır derecede değil tekrar ediyorum daha büyük sıcaklıklarda da donar dış basınç azaldıkça 0 santigrat derece beklenmeden daha artı sıcaklıklarda donma gerçekleşir. Şimdi buradan baktığınız zaman yani klasik örnektir bu tamam bir dağ vardır böyle tamam mesela şöyle yani yaz gelmiştir ama hala da karın zirvesi e, karın zirvesi yalnız dağın zirvesinde burada kar görürsünüz. Yazın bile görebilirsiniz. Bak bizde Ağrı Dağı var. 5165 miydi? Sallıyor ama. 5130 5100'lü bir şey tamam mı? Gelin 5150'de anlaşalım falan. Ya 5165 olabilir tam bilmiyorum. 5135 de olabilir. Hatırlamıyorum ama 5200 değil, 5100 değil bu aralıkta. Şimdi orada bile yazın zirvede kar görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun sebebi işte bu olay. Şimdi sen burada diyelim ki aşağı inmişsin. Buralarda basınç yüksek. Daha doğru çıkıyorsun tamam mı? 5000 metreye çıkıyorsun. Yani hatırla atmosferin %50'si 6 kilometrenin altındaydı. E şimdi 5000'lere geldiğin zaman sen artık atmosfer diye bir şey kalmamaya başlıyor. O zaman açık hava basıncı düşüyor. Basınç azalırsa da o zaman 0 derecede donmuyor da 20 derecede donuyor. 30 derecede donuyor. Bilmiyorum artık. E o zaman da işte yani buralarda sen hava sıcaklığı mesela 25 derece hafif üşüme var sende diyelim ki Mayıs ayında bakıyorsun böyle hala dağın zirvesinde kar var ya erimedi bak yaz geldi hala erimedi ya diye böyle sallıyorsun. Onun sebebi basınç işte basınç azalınca bu birden ferahladığı için 0 derecede değildi artık 30'da donabiliyor yani. E, 30'da donabiliyorsa e, o zaman sen diyelim ki 20 derecede tabii ki de kar göreceksin 10 derecedeyken tabii ki de kar olarak göreceksin onu erimez. Yani sen 40 dereceye çıkarsan erir. İyi de dağın zirvesinde sıcaklık o kadar yani bir kere çıkar mı? Bir de o var. Onun için o kar o zirvede duruyor arkadaşlar. Yükseklere çıktıkça basınç azaldığından dağların zirvesinde sıcaklık yüksek olsa bile kar erimeden kalır. Ya bir şey diyeceğim. Biraz önce bir muhabbet anlatacaktım. Ottü'deki kar topu muhabbetine döndü olay kaynadı. Unuttum vallahi ya. Bak böyle sonradan salak yapmış gibi olmasın. Hani şöyle diyeyim. E diyelim ki hani böyle kaldırım var tamam mı? Şurada kaldırım var, insanlar yürüyor. Burada da böyle kaldırım var diyelim ki. İşte yürüyor. Burada kar yani buraya yağıyor. Tamam sen yürüyorsun, eziyorsun. Ama bir de buradan arabanın geçtiği yerler var tamam mı böyle? Arabanın tekerinin geçtiği yerlerdeki karlar erir. Neden? İşte aynı muhabbet. Basıncı arttırıyorsun. Arabanın lastiğinin kar üzerine yaptığı basınç onun basınç artınca donamıyor ya genişleyemiyor ya sıfır derecede donmuyor da işte hani eksi 15 derecede donuyor. Ama o anda hava eksi 5 derece ise artık araba geçtiği anda suya dönen kar hani artık hani ne diyeyim sıvı hale geçen basınç yüzünden sıvı hale geçen kar yani ne oluyor? E öyle bir yolda böyle açılmalara neden oluyor. Kenarlar hala ama karlı. Yani böyle enteresan şeyler var. Hatta bir tane daha deney var. Onu da soru olarak sormayı düşünüyordum. Bir tane buz kalıbı var böyle tamam mı? Bunun üzerine böyle bir tane tel koyuyorlar. İncecik tel. Sas teli olabilir. Yani böyle sağlam. Şuralara da ağırlıklar asıyorlar tamam mı? Şöyle. Şöyle ağırlıklar asıyorlar. Bunu tabi tutuluyor. Burada telin yaptığı basınç donma noktasını düşürüyor. E, o zaman biz burada su haline gelen hani buzun hemen olduğu yere geliyoruz aşağı doğru ilerliyoruz. Ben geçtikten sonra o basınç etkisi ortadan kaybolduğu için eski haline dönüyor. Donması gerektiğini hatırlıyor donuyor. Ben ilerledikçe önümdeki buzu eritip geçiyorum eritip geçiyorum donma noktasını düşürüyorum. Geçiyorum su oluyor geçiyorum tekrar donuyor ve bu tel aşağı düşüyor arkadaşlar ama buz kırılmıyor. Yani öyle enteresan bir şey yine aynı şekilde. Yani sıcaklığın donma sıcaklığının basınçla alakası böyle ifade edilebilir. Şimdi su üzerinden gittik ya hep. Yani orijinal olan o. Basıncın kaynama noktasının etkisi. Şimdi şöyle bir şey var. 4 dereceden sonra arkadaşlar bu özel durumu olan su bile, su bile 4 dereceden sonra herkes gibi olur. Hiç problem yok. Bizim olayımız 0 4 derece ve şu donma ile alakalı olarak gelişen bir olaydı. Özel kısım burasıydı. 0'dan 4'e gelirken öz kütlesinin arttığını görüyoruz mesela gördüğünüz gibi. Bu önemli. Tamam. Yani madem diğerleri gibi oluyorsun o zaman dış basıncı arttırınca ne olduğunu görelim. Dış basınç sıvının buhar basıncı ile aynı olursa kaynama başlıyor. Yani kimyacılar buna benzer bir tanım yapıyorlar açıkçası. E şimdi dış basınç azaldıkça kaynama kolaylaşır. Yani net kaynama kolaylaşır. Ağrı dağının zirvesinde su mesela 82 santigrat derecede kaynamaktadır diye bir örnek var. Deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynayan saf su... Burada Ağrı Dağı'nın yani zirvesinde 82 derecede kaynıyor. Hatta şöyle bir basit bir deney var. E, cam fanus var tamam mı? Şöyle bir de şey var. E, tablası gibi bir şey var. Şuradan kompresöre bağlı tamam mı? Vakumluyorlar havayı buradan. Vakumluyorlar. Bu ortamdaki hava alınmaya başlanıyor. Ama daha önceden buraya bir çay bardağı su koyuluyor. Bildiğin su. 25 santigrat derecede çeşmeden doldurduğu ya da odada beklettiği suyu koyuyor. Buradan havayı vakumluyorlar tamam mı? Havayı alıyor 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 alıyor. Buradaki su arkadaşlar durduk yere böyle birden kaynama, kaynama kaynamaya başlıyor. Kaynama nasıl diyorsunuz siz Türkler? Yani kaynama kaynamaya başlıyor. Boiling. Evet, kaynamaya başlıyor arkadaşlar. Bu ortamda ortamda hani buhar basıncını dengeleyecek olan, buhar basıncını ezecek olan hava basıncı varken tabii ki de 25 santigrat derecede kaynamaz. Ama sen bu dış basıncı ortadan aldın mı kaldırdın mı buhar basıncı olaya hakim oldu mu direkt durduk yerde o suyu 25 santigrat derecedeki suyu burada gözünün önünde kaynatıyor. Cam fanus cam bardak içinde su var. Adam öncesinde ben bir deney izledim öncesinde termometreyi daldırıyor içine termometreye yakın çekim yapıyorlar. Sonra deney bitiyor cam fanusu kaldırıyor tekrar daldırıyorlar aynı sıcaklık yani böyle şaka gibi bir şey yani şaka gibi bir şey çok çok ilginç bir şey kaynayınca ısınmıyor arkadaşlar. Ocağın üstünde falan değil de haberiniz olsun. Yani basıncın kaynama noktasına olan etkisi bir de şey yapalım. Arttırırsak ne olur? Bunun en klasik örneği yani hiçbir şey anlatmayan öğretmen arkadaş ya da bir arkadaşınız size bu konuyu anlatıyorsa şunu söyler. Birader düdüklü tencere işte der. Hani kapalı kap ya böyle basınç uygulanıyor. Şimdi normal tencere var diyelim ki bir de böyle basınçlı kap var şöyle. Şuradan işte sapı var bilmem ne. Şimdi burada hava basıncı o kadar yükseliyor ki kaynayamıyor bu vatandaş burada. Yani kapalı kapta kaynama olmaz ama yani sonuçta düdüklü tencereler kapalı kap değildir. Bir ayarı vardır. Sonra oradan buhar atmaya başlar. Sen kaynayabilesin diye. Yoksa öteki türlü bombaya döner. Yani sizin kaynamanız için buhar basıncının dış basınca eşit olması lazım. O anda kaynama başlar ama ben sürekli olarak buradaki dış basıncı arttırırsam bu suyun kaynamasına izin vermem. O zaman da kaynama noktası yükselir. Düdüklü tencereyi peki niye kullanıyoruz? Hem yüksek basınç oluyor arkadaşlar hem de 100 derecede değil atıyorum kafadan 108 derecede kaynatıyorsunuz ya daha fazla enerji vermiş oluyorsunuz yiyeceğe. Daha büyük bir basınç altında pişiriyorsunuz. Daha güzel pişiyor. Mesela kuru fasulye yani. Yani bir düdüklüde pişirilen süre vardır. Bir de tencerede takır takır kaynatma vardır. Onu annenize ya da evde kim yemek pişiriyorsa belki de siz de biliyorsunuz yani sorabilirsiniz. Evet, basıncın e, yani hal değişimi ile olaraktan etkisi bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.